Herkese merhaba, Kitap Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran ayı için yaptığım kitap alışverişi tanıtım videosunu göstereceğim. Ona geçmeden önce, 2 hafta önce bir kitap çekilişi yapmıştık. Kürk Mantolu Madonna vardı elimde. 3 tane dağıtacağımı söylemiştim. 3 tane asil, 3 tane de yedek üye olmak üzere 6 kişiyi kurada belirlemiştik. Maalesef ilk defa başıma geldi. 3 asil üyenin 3'ü de bana ulaşmadı, mesaj atmadılar. Yedek üyelerden de sadece Ebru Hanım mesaj attı. Onun kitabını göndereceğim. Elimde iki tane daha Kürk Mantolu Madonna duruyor. İlerleyen zamanlarda onu da çekilişle vereceğim. Şimdiden bunları belirtmek istedim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden kitap alışverişlerine geçelim. Ben kitap alışverişlerimi arkadaşlar yine İstanbul Kitapçısı'ndan yaptım. İki farklı kargo haline geldi. Önce küçük olan sadece tek bir tane kitap içeren bu mini kargoyu açayım. Bu kitapları daha önce duymamıştım açıkçası. Bana Can Yayın Evi'nin yarışmasında tanıştığım Pelin Hanım tavsiye etti bütün kitapları. Oldukça akıcı ve güzel olduğunu söyledi. Ben bu kitapları sırayla okuyacağım. Beğendiklerimi de burada sizlerle mutlaka paylaşacağım. İlk kitabımız Alejandro Zambra'dan Eve Dönmenin Yolları olacak. Notos kitaptan çıkıyor kitabımız. Oldukça merak ettiğim bir kitap. Çünkü söylediğim gibi daha önce hiç duymamıştım. İkinci kitabımız gördüğünüz gibi kargomuz. Yine ben İstanbul Kitapçısı'ndan aldım. Arkadaşlar bu İstanbul Kitapçısı'ndan aldım. Üçüncü alışveriş. Ve ben oldukça memnunum. Bazı videolara denk geliyorum. Maalesef kitaplarda ezilmeler, hasarlar olabiliyor. Yani birçok sitede bu başınıza gelebiliyor. Umarım benimkilerde yoktur. Ben çok fazla ses çıkmaması için paketi videoya hemen giriş yapmadan önce açtım. Ama kitapların durumuna bakmadım. Sizlerle birlikte bakacağım. Umarım iyi durumdadır. İlerleyen zamanlarda Amazon'dan da mutlaka bir sipariş yapmayı planlıyorum. Çünkü başka bir sipariş verdim. Kitap siparişi değil ama gerçekten hızı mükemmel Amazon'un. Ve çok hoşuma gitti. Ve sanırım beni duymuşlar. Şöyle içerisinden küçük bir naylon hava kabarcığı çıktı. Zarar görmemesi için. Faturamız burada gördüğünüz gibi. Biraz önceki kitapla birlikte toplamda 15 kitap siparişimiz vardı. Yavaş yavaş sizlere göstereceğim. Kadının Fendi kitabı. Erlen Doğa'dan ve Yapı Kredi yayınlarından çıkma. Söylediğim gibi daha önce maalesef bu kitabı da duymadım. Ama Pelin Hanım'ın tavsiyelerine güveniyorum. Kendisi çok fazla kitap okuyan ve çok bilgili birisi. O yüzden de güzel kitaplar tavsiye ettiğine inanıyorum. Yine Erlen Doğa'dan Bildiğimiz Dünyanın Sonu Yapı Kredi yayınlarından. Erlen Loewe'nin bütün kitaplarını çok rahat bir şekilde okuyabilirsin diye söylemişti. O yüzden ben de aldım. Bunların yanı sıra Tim Parks'tan Kader kitabı. Bunu da duymamıştım. Ve merak ediyorum. Alef Yayın Evlerinden Çıkma. Kitaplarımız çok kalın değil. O yüzden kısa bir süre içerisinde biteceğini tahmin ediyorum. Mahcubiyet ve Haysiyet, Doug Solstad'dan. Doug Solstad, Kuzey Avrupa'nın yetiştirdiği en önemli yazarlardan bir tanesi son yıllarda. İsmini duymuştum ama kitaplarını okumak kısmet olmadı. İlk kez Türkçe'ye çevrilmiş bu kitabı da. O yüzden merak ediyorum. Ve önerilen kitaplar arasında olunca hiç düşünmeden hemen listeme ekledim. Bir sonraki kitabımız Almodovar Teoremi. Anthony Casasros'tan, Sel Yayıncılık'tan çıkıyor kitabımız. Ve bunu da oldukça merak ediyorum. Sıradaki kitabımıza hemen geçelim. Zihnin Ucu Bucağı. Yine Tim Parks'la Ricardo Manzotti'nin karşılıklı konuştuğu ve bilinç hakkında yaptığı yorumlar. Bu kitabı almadan önce birazcık araştırmıştım. Bu arada kitabımızın şu üst köşesinde hafif bir hasar var ama göz ardı edilebilir. Metis yayınlarından çıkma. Oldukça iyi durumda ve güzel bir kitaba benziyor. Farklı bir kitaba benziyor. İlk okuyacaklarım arasında.
Sonra kitabımız Erlen Loewe'den Naif ve Süper. Söylediğim gibi Erlen Loewe'nin bütün kitaplarını rahatlıkla okuyabileceğimi ve çok akıcı bir anlatımının olduğunu söylemişti. O yüzden bunu da almak istedim. Burada da yine üst tarafta hafif bir hasar var. Üst taraf sanırım bu pakette bir sıkışma olmuş. Aynı kitabın, biraz önce kitabın da aynı tarafta bir hasar vardı. Ama göze batacak kadar değil neyse ki. Sonraki kitabımız Kenzaburo Oe'den. Kendisi Japon yazar, kişisel bir sorun. Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Daha önce ismini duydum ama yine kitaplarını okuma fırsatını bulamadığım yazarlardan bir tanesi. Şimdi en son Yukio Mishima'dan Aşka Susamış kitabını okudum, bitirdim. İlerleyen zamanlarda belki onu da yorumlayabilirim. Okuyacağım ikinci Japon edebiyatı kitabı olacak ve çok merak ediyorum. Bunu da hemen kenara koyalım. Bir sonraki kitabımız Sürpulluğunu Ölülerin Kemikleri üzerinde Olga Tokarczuk'tan. Bu kitabı son zamanlarda çok fazla ismini duydum ve merak ettiğim için kendim aldım. Ve hatırladığım kadarıyla gizemli bir havası var kitabın. Ve bu da polisiye romanlara merakı olanların hemen saldırdığı bir kitap olarak gözüme çarptı. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış zaten ve Timaş yayınlarından çıkıyor. İkinci baskıymış. Bunu da çok merak ediyorum. Polisiye romanlarını seviyorum. Polisiye romanlardan hemen arkamda Danimarkalı Jens Henrik Brüning'den bir kitap var. Okumayanlar varsa onu da kesinlikle tavsiye ederim yeri gelmişken. İlerleyen zamanlarda daha ayrıntılı bir anlatımını da ele alabiliriz. Çok kaliteli ve çok güzel yazılmış bir kitaptı. Bir sonraki kitabımız Slavoj Žižek'ten Yamuk Bakmak isimli kitap olacak. Yine tavsiye üzerine aldığım Metis yayınlarından çıkma. Arka tarafında hemen Alfred Hitchcock filmleri, Stephen King, korku, bilim kurgu ve dedektif öyküleri, popüler romantik romanlar, günümüz kitle kültürü, seçimsel demokrasi, sonra Lacan, Hegel, Kant, Sade ve diğerleri hepsi bir arada yan yana. Yani felsefeye birazcık daha merakı olanların bilim kurguyla harmanlandığı güzel bir kitap beni bekliyor diye tahmin ediyorum. Umarım bu heyecanımı karşılayan bir kitap olur. Bir diğer kitabımız Yuhua'dan Yaşamak olacak. Mutlaka gördüğünüz bir kitaptır. Son zamanlarda özellikle oldukça popüler ve yükselişte olan bir kitap. Jaguar Yayın Evi'nden çıkma. Jaguar Yayın Evi'nden çıkan kitaplar genelde oldukça cezbedici ve güzel oluyor. Farklı kitapları yakalamaya çalışıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve farklı edebiyat hayatına giriş yapıyorsunuz. Daha önce hiç Çinli bir yazardan bir kitap okumamıştım. Bu da ilk kitabı okuyacak. Ve gördüğüm, araştırdığım ve bildiğim kadarıyla oldukça güzel bir eser. Herkes, okuyan herkes memnun kaldığını söylüyor. Ben de büyük bir merakla bekliyorum. Bir sonraki kitabımız yine Erlen Loewe'den Doppler isimli kitap. Yapı Kredi yayınlarından Erlen Loewe'nin bu aldığım dördüncü kitabı. Durum oldukça iyi. Bütün kitaplarını merak ediyorum. Daha başka kitabı var mı Türkçe çevrilen açıkçası hatırlamıyorum. Ama bu dört kitabı alabiliyorsunuz. Üç tanesi Yapı Kredi yayınlarından. Bir tanesi farklı bir yayın evinden. Ve aşağı tarafında minik bir hasar var. Sıkışan taraftan çıkardım yine bunu. Orası birazcık sıkıntılı olmuş ama korkulacak bir durumda değil. Son kitabımıza geçelim. Son kitabımızda Wilhelm Genazzino'dan O Gün İçin Bir Şemsiye isimli kitap. Yine Jaguar Yayın Evi'nden çıkma. İkinci baskısı 46 yaşındaki anlatıcısı bir ayakkabı denetçisidir. Satışa sunulacak yeni modelleri test etmek için Frankfurt sokaklarında henüz sadece kendisinin giyebildiği ayakkabılarla gezinir. Hayatta kendi yolunu bulamamıştır ama yolda eski aşklarını, arkadaşlarını ve anılarını bulur isimli bir kendini tanımak adına anladığım kadarıyla ve hatırladığım kadarıyla kendini tanımak için güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Aldığım kitaplar genelde kısa ve söylediğim gibi tamamen tavsiyeler üzerine aldım. Ama araştırdığımda gördüğüm kadarıyla okuyanlar oldukça memnun kalmışlar. Ve ben de büyük bir zevkle ve merakla okuyacağımdan eminim. Kitap alışverişimiz bu kadardı. Haziran ayı içerisinde bu kitapları
hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Bundan önce aldığım ve elimde olan kitaplardan bazılarını okumaya devam ediyorum. Bunların yanı sıra arkadaşlar sizlere yine kitap hediye etmek istiyorum. Hediye edeceğim kitap Stephen Zweig'dan Satranç isimli eser olacak. Bende bu kitaptan iki tane var. İş Bankası yayınlarının çevirisine de oldukça güveniyorum. Bu iki kitaba sahip olmak için yapmanız gereken kanala abone olmak, beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basabilirsiniz ve bunların yanında alt tarafa sadece bir defa olmak üzere katılıyorum yazmanız yeterli olacak. Umarım daha önce okumamış, heves eden ve okumak isteyen birilerine gider. Böyle olduğu zaman ben daha mutlu oluyorum. Bundan önceki çekilişlerde Kürk Mantolu Madonnaları bir tarafa ayırırsak, bundan önceki çekilişlerde 3 tane kitap hediye ettim ve hepsi sahiplerine ulaşmış durumda. Söylediğim gibi Kürk Mantolu Madonna'nın 2 tanesi daha elimde duruyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda yine çekilişle vereceğim. Son olarak da bahsetmek istediğim Temmuz ayı içerisinde bir yarışma düzenlemek istiyorum. Bu yarışmada kazanana özel ciddi bir kitap hediye edeceğim. Bunun da ayrıntılarını ilerleyen videolarda vermek istiyorum. Beni izlediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Söylediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve çekilişe katılmak istiyorsanız da alt tarafa sadece bir kere katılıyorum yazmanız yeterli olacaktır. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.